Hepimizin masum sandığı, çocuklara hitap eden oyun Roblox. Peki ya Roblox'un arka planı ne kadar korkunç? 200 milyondan fazla oyuncusu olan ve sözü çocuk oyunu olan bu oyun. Yıllar içinde ilk baştaki masumiyetinden nasıl uzaklaşıp korkunç bir yer haline geldi? Kanalım 50 bin abone olmak üzere ve eğer ki siz abone olduysanız ben de yavaş yavaş hikayeye geçeyim. David Baszynski ve Eric Castle 1989 yılında aynı şirkette çalışan iki sıradan insandı. Kendileri kısa süre içerisinde şirketten ayrıldılar ve kendi projelerini yapmak için yola koyuldular. İlk önce interaktif fizik adında iki boyutlu olarak kendi fiziksel deneyimlerinizi yaratmanıza izin veren bir oyun yaptılar. Bundan sonra büyük bir başarı yakaladılar ve şirketi 19 milyon dolara sattılar. Fakat onlar parayı yemek ve rahat bir hayat sürmek için kullanmadılar. Yaptıkları oyunun çocuklar tarafından ne kadar sevildiğini fark ettikleri an daha büyük bir projeye koyulmalarına sebep olacaktı. 2004 senesinde oyunculara tamamen hayal gücüne dayanan ve istediklerini yaptırabilecekleri bir oyun yapmaya karar verdiler. Ve bu oyunu öğrenilmesi en kolay kodlardan birisi olan Lua dili üzerinden yaptılar. David ve Eric sadece bir oyun yapmıyordu. Aynı zamanda da sanal bir stüdyo yapıyordu. Fakat bunu yapmalarındaki amaç asla ama asla oyuncular için değildi. Oyuncularının ne kadar yetenekli olduğunu veya neler yapabildiğini görmek istemiyorlardı. Eğer oyun yapma işini kendileri değil oyuncular yaparsa onlar hiç yorulmayacak ve oyuncular her zaman döngü şeklinde oyun yapacaktı. Oyuncularınız bir oyun yapar ve eğer beğenilirse diğer oyuncular da kendi oyunlarını yapardı. Ve böylece sınırsız oyun döngüsü oluşurdu. Roblox şu anda 500 milyondan fazla indirilmiş ve Play Store'da 4.4 puan almış durumda. Daha da korkunç bir bilgi istiyorsanız vereyim. Araştırmalara göre Amerikalı çocukların %75'i Roblox oynuyor. Geçen gün yayındayken şunu sordum. Ama dediğim gibi yani ilk başta düşündüğünde şey oluyor. Roblox gibi bir oyun ne kadar korkunç olabilir ya da arkasında... Evet, Roblox sandığımızdan daha korkunç. Ve kendim de bunu yayında Brookhaven'a girerek deneyimledim. Bu arada bilmiyorsan her akşam YouTube'da canlı yayındayız. Bildirimleri açarak sen de direkt gelebilirsin. Brookhaven nedir? Şöyle kısaca bir özetleyeyim size. Brookhaven aslında baktığınızda sadece rol yapma oyunu olsa da arka planı hiç de böyle değil. Yani gerçek hayattan tamamen kopup sanal bir dünyada kendileri rol yaptığı bir oyun. İşte tam olarak bu sunucu yüzünden. Çocuklar kredi kartını başka biriyle paylaşmayı normal buluyor. Veya çocuklar kendisinden 25-30 yaş büyük insanlarla cinselliğe girmeyi çok doğru buluyor. Çünkü ona bunun kötü olduğunu söyleyen kimse olmuyor ve o insanlar çocukları kandırmaya devam ediyor. Fakat emin olun bu işi bu kadar korkunç bir noktaya getiren bir kişi daha var. YouTuberlar. Bizim izlenme için her şey yapabilecek, ayakkabı numarasından düşük IQ'ya sahip olan YouTuberlarımız ne yapıyor? Başlıklarına kölelik, zorbalık, şiddet ve cinsellik öğelerini barındırıp çocukları çekmeye çalışıyor. Ve burada yapılan cinsellik muhabbetlerini çok normalmiş gibi gösterip bu RP sunucularında bu cinsellik muhabbetleri devam ediyor. Çünkü bir rol yapma sunucusu ve çocukları düşünün. Bu durumun ne kadar korkutucu olduğunu anlamadıysanız şöyle anlatayım. Buradaki çocukların cinsellik hakkında hiçbir bilgisi olmadığı için saçma sapan hareketler yapıp saçma sapan insanlar tarafından kandırılabiliyor. Yaşı 25-30 olan insanlar onlarla cinsellik yaşadıktan sonra sanki gerçekte yaşamış gibi bunun ciddi sorunlar doğurabileceğini söyleyip onlara şantaj yapıyor. Bunlardan bazıları çocukları başka bir platforma yönlendirip oradan ailesinin kredi kartı bilgilerini istiyor. Ya da daha kötüsü, eğer ki bu fotoğrafı atmazsa roleplay sunucusuna yaptığı cinselliği herkese yayacağını söylüyor. İşte doğal olarak çocuklar da bundan korkuyor ve bu insanların istediğini yapmak zorunda kalıyor. Eğer ki özellikle bir ebeveynseniz, ebeveyn değilseniz bile bir kardeşiniz, bir tanıdığınız varsa bile nereye girdiğine dikkat edin. Çünkü tekrar söylüyorum, internet güvenli değil. Şimdi isterseniz gelin Roblox'un daha da karanlık tarafına göz atalım. Mr. Abyss adındaki bu YouTuber, Roblox içerikleri üreten sıradan bir YouTuber'dı. Hatta tanınmasına daha da yol açan hareket Roblox tarafından gelmişti. YouTuber 2013 senesinde Roblox tarafından içerik üreticisi ödülünü almıştı. Bu da onu Roblox'ta daha tanınır bir hale getirmişti. 2013'ten 2017'ye kadar toplulukta fazlaca saygı duyuluyor ve herkes onu tanıyordu. Fakat 2017 senesinde Mr. Obvious 22 yaşındayken büyük bir skandal patlak verdi. Bu YouTuber'ın takipçisine cinsel taciz bulunduğu ortaya çıkmıştı. Fakat buradaki söz konusu kız 15 yaşındaydı. Mr. Obvious mastürbasyon görüntülerini atıyor ve insanları bu şekilde takip ediyordu. Bunu hem yaşı küçük insanlara hem de oyunu oynayan takipçilerine yapıyordu. Olay medyaya düştükten kısa bir süre sonra insanlar forumlara girip kendilerinde takip uğradığını söylemeye başladı. Mr. Obvious çocuklara nerede yaşadığını, sevgilisi olup olmadığını, hangi okula gittiğine kadar her soruyu sorup çocukları kandırmak ve ileride belki de şantaj yapabilmek için bunları koz olarak kullanıyordu. İnsanlar onu ifşalamaya başladığında, suçlamalar daha da arttığında kendisi bir YouTube videosu yayınladı. Fakat yakalanacağını anladığı anda kendisi hakkında video yapan bütün YouTuberlara kendisinin kız olduğunu söylemişti. Ama gözden kaçırdığı bir nokta vardı. Mr. Obvious bir YouTube videosunda SoundCloud linki bırakıp yaptığı şarkıları atıyordu. Bu arada bu YouTuber videolarda sesini kullanmıyordu. Sadece bir videosunu kullanmış, onda da çok kısaydı. İşte bu SoundCloud şarkılarıyla Discord'daki videolardaki ses uyuşunca artık kaçabileceği hiçbir yer kalmamıştı. Ama Roblox tüm bu kanıtlara rağmen hesabını tam 4 sene sonra kapattı. Evet, gerçekten 4 sene sonra. Fakat bu olaylar Sonic oyunuyla beraber tekrar ortaya çıkacaktı. Belki de hepinizin Sonic oyunundan bildiğiniz o adam.
Jaden Shedlisky. Dr. Rafantik adıyla bilinen adam nasıl oldu da bu Roblox'un en popüler oyunlarından birini yapıp Roblox'taki tüm itibarını kaybetti. Jaden 24 yaşındayken henüz 12 yaşında olan bir kıza müsteşem mesajlar attı. Bununla da kalmayıp kızın eyalet değiştirerek kendi bulunduğu yere gelmesi için ona para gönderdi. Bu olaylar patladıktan sonra masum olduğunu savunan bir YouTube videosu yayınladı. Ve gerçekten belli bir kitle kendisini masum bulup destekledi. Kızın kendi açıklamalarına göre ise bu olaydan sonra psikolojisi iyice bozulmuştu. Fakat Roblox o anda beklenmedik bir hamle yaptı. Dr. Rafatnik Roblox'tan banlandı ve hisse senedine karşı hızlıca davranmaya çalıştı. Ancak Roblox burada büyük bir hata yapmıştı. Jaden hesabı kapatılmadan önce Sonic oyununun tüm yetkilerini başka bir hesabına aktardı. Bu da onun hala oyunda olduğunu ve oyun geliştirerek para kazanacağı anlamına geliyordu. Yani bütün bu olaylar olurken banlanmasına rağmen diğer hesabı yüzünden kanalı hala Roblox'taydı ve oyunlarında yönetici etkisi vardı. Fakat 29 Aralık 2021 senesinde Sonic oyunu Roblox'tan kaldırıldı. Bunun sebebi Sega şirketi Sonic'in telif haklarını ihlal ettiğini düşünüp kaldırmıştı. Fakat iddialara göre ise Jaden'ın yaptıklarından dolayı Sonic'in itibarını zedeleneceğini düşündükleri için oyunu kaldırdılar. Kendisi uzun bir süre her şeyden kaçsa da Discord'ta takılmaya devam ediyordu ve herhangi bir ceza almamıştı. Sadece oyunu kaldırılmış ve Roblox'tan ban yemişti. Kendi Discord sunucusunda bir süredir aktif olmadığını gören insanlar bunu gördü ve şaşırdı. Arnold'un nereye kaybolduğunu herkes merak ediyordu. Sonunda Arnold FBI tarafından gözaltına alındı. An itibariyle kendisi 2 ömür boyu hapis cezası ve 500 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya. Hangi suçtan olduğunu söylememe galiba gerek yok. Gelelim hayatın içinden daha kötü bir örneğe. 2020'nin Şubat ayında 33 yaşındaki Howard Graham Roblox'ta 13 yaşında bir kızla tanıştı. Bu kızla aylarca sohbet etti ve onu manipüle ederek buluşmak, daha doğrusu kaçırmak için eğitti. Howard bütün planını takır takır işliyordu. Kızı kendi evine getirdi fakat daha sonrasında korkup kızın annesine bir sesli mesaj atıp evinin adresini verdi. Ve sonrasında da başka bir yere kaçtı. Fakat polisin radarına çoktan yakalanmıştı. Polis kısa bir süre sonra Howard'ı çalıştığı iş yerinde 3 ayrı suçtan tutukladı. Bunlardan bir tanesi kaçakçılık, diğeri kaçırma, diğerinde zaten tahmin edebiliyorsunuz. Videoyu eğer ki buraya kadar izlediysen sana bir duyurum var. Katıl üyeliklerimiz bildiğiniz gibi açık ve katıl üyeliklerini alırsanız sizin için yani katıl üyelerime özel olarak attığım videolara erişebilirsiniz. Bu videoları buraya atmama sebebim biraz sakıncalı olması. Eğer ki daha fazla içerik için ve ayrıcalık için kanalıma katılmak isterseniz çok çok sevinirim. 10 TL'den başlayıp 300 liraya kadar çıkıyor. İstediğiniz seviyeyi alabilirsiniz. En düşük 10, en fazla 300. 10 liralık da alsanız, 300 liralık da alsanız bütün özelliklerden yararlanıyorsunuz. Merak etmeyin, onda bir kısıtlama yok. Duyurum bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Kanalım şu an büyüme aşamasında ve attığınız her like, her yorum ve olduğunuz tabii ki de her abonelik benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. O yüzden abone olmayı sakın unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.